Edirne İl Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Demokrasimizin temel taşı çok saygıdeğer muhtarlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticileri, aramızda bulunan sayın milletvekilleri, Edirne Belediye Başkanım, yazılı görsel ve internet medyasının temsilcileri, çok saygıdeğer konuklar. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere bir mahalle ile ilgili karar alacaksanız önce o mahallenin muhtarına soracaksınız. Çünkü sorunu en iyi bilen kişi muhtardır. Muhtarlar aynı zamanda toplumun kanaat önderidir diyen, ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, Türkiye'nin birleştirici gücü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim hepinize yürekten teşekkürler. Edirne'de olmaktan, Edirne'de muhtar arkadaşlarımla beraber olmaktan son derece mutluyum. Sizinle güzel bir toplantı yapacağız. Yani sohbet edeceğiz. Eğer bir ülkede demokrasi istiyorsak, demokrasiyi savunuyorsak, İnsanlar düşüncelerini rahatlıkla ifade etsin diyorsak demokrasiyi kökleştirmemiz lazım. Yani coğrafyamızın her yerinde, nerede olursa olsun, nerede bir vatandaşımız yaşıyorsa yaşasın, orada demokrasi olmalı. Demokrasi bizim için vazgeçilmez temel bir unsur olmalı. Niçin? Devlete vergi veriyoruz. Devlet bunu nereye harcadığını bize bildirmek durumundadır. Seçiyoruz muhtarımızı. Muhtara gidip derdimizi anlatırız. Muhtar bizim derdimizi dinlemek durumundadır. Devlet harcama yapar. Şeffaf olmak zorundadır. Ben düşüncelerimi açıklayacağım. Ben düşüncelerimi açıkladım diye benim suçlanmamam lazım. Allah'ın verdiği en değerli şey akıl. Aklınızı kullanmıyor musunuz diyor Yüce Yaradan. Aklımızı kullanacağız. Doğrudur, yanlıştır ama düşünceyi ifade etmek kadar değerli bir şey yoktur. Madem demokrasiden başladık, eğer siz demokrasinizi güçlendirmek istiyorsanız ve bu topraklarda gerçek anlamda bir demokrasi olsun istiyorsanız, yapacağınız ilk şeylerden birisi muhtarlık kurumunu güçlendirmektir. Diyeceksiniz ki, ya muhtarlığı aldın öyle bir yere getirdin ki sanki muhtarlık olmasa demokrasi olmaz. Evet, muhtarlık eğer gerçek anlamda muhtarlık olmasa demokrasi olmaz. Söyleyeceğim. Niçin onu da söyleyeceğim. Ya bu topraklarda yapılan ilk seçim, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, milletvekili seçimi değil, bir muhtarlık seçimidir. Dolayısıyla muhtarlığın bu topraklardaki tarihi çok eskidir ve köklüdür. Peki biz muhtarlık bu kadar eski ve köklü bir geleneğe sahip ise geldiğimiz 21. yüzyılın şu başlangıcında muhtarlığa gerekli önemi verdik mi? Vermedik. Ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Yapılması gereken ilk iş, benim sözümdür bütün muhtar kardeşlerime. 82 kanunda muhtar adı geçer. Belki 100 küsür maddede. Ne siz bilirsiniz ne ben bilirim. Ben de muhtarlıkla ilgili bir araştırma yapın dedim arkadaşlara. Onlar çıkarmışlar. 82 değil belki de 90 kanunda geçer. Bizim tespitimiz bu. Peki neden muhtarlar için temel bir kanun yoktur? Türkiye'nin bütün coğrafyasına yayılmış mı? Yayılmış. Köyünde var mı? Var. Mahallesinde var mı? Var. Metropolünde var mı? Var. Her yerde var muhtar. Peki muhtarlık için neden temel bir kanun çıkmaz? Muhtarlık kanunu. Muhtar alacak, bakacak kendi kanununa. Görevi var, yetkisi var, sorumlulukları var. Hepsini orada görecek. Ama böyle bir kanun yok. Böyle bir kanun teklifini hazırladık.
Muhtarların oluşturduğu bütün kuruluşlara gönderdik. Dedi ki olur ya bizim atladığımız bir şey olabilir. Yazdığımız bir şey yanlış olabilir. Bunu bize bildirin, biz bunu düzeltelim. Ve hazırladık. Değerli arkadaşlarım, sadece bir kanun teklifi mi olması lazım? Hayır. Onun içinde yetkiler olması lazım. Seçimle geliyorsunuz. Evet, doğru. Yerel seçimlerle birlikte, belediye başkanları seçimiyle birlikte geliyorsun. O da doğru. Bize bir teklif yapıldı. Belediye başkanları seçimiyle muhtarlık seçimini ayıralım. Ayrı ayrı zamanlarda seçim olsun. Biz bunu kabul etmedik. O da yerel yöneticisi, muhtar da yerel yönetici. İkisi beraber sandığa gider vatandaş, ikisini seçer. Belediye başkanına ve muhtarına oy verir. Bu yeterli mi? Hayır. Sizin için de fotoğraflı, çünkü sizin partiyle girmiyorsunuz, fotoğraflı birleşik oy pusularınızın olması lazım. Niye birleşik oy pusulası yok muhtarlıkta? Kabine giriyorsunuz. Orada muhtarlar için küçük kağıtlara yazılmış ad, soyad, fotoğraf var. Beğenmediğiniz bir muhtar varsa, kızdığınız bir muhtar varsa onun alıyorsunuz pusulasınızı, cebinize koyup çıkıyorsunuz. Yeni gelen ona oy verecek ama yok. Niye birleşik oy pusulası yok? Ya muhtarlık bu kadar değersiz bir kurum mu? Belediye başkanları için, diğerleri için, hepsi için, milletvekilleri için var. Sizin için de olması lazım. Sizin için olduğu zaman ne olacak? Vatandaş gelecek, diğerleri için nasıl oy kullanıyorsa sizin için de. Fotoğraflı olacak, yan yana olacak, birleşik olacak. Hangi muhtarı istiyorsa mührünü basacak ve seçecek muhtarı. Orada oy sayımı yapılırken muhtar, kim, vatandaş kimi seçmişse o çıkacak ortaya. Bu çok mu zor? Hayır, zor değil. Çok kolay. Zaten basılıyor bu. Ayrı ayrı basılıyor. Ama birleşik oy pusulası olması ne demektir? Muhtarlık kurumuna ciddiyet kazandırmak demektir. Bu seçimin sıradan bir seçim olmadığını millete anlatmamız gerekiyor. Başka bir şey daha. İster büyük şehirde, ister normal bir kentte, ister mahalle, ister köyde muhtarlık yapın. Belediye meclisi, mahallede belediye meclisi bir karar alıyor mahalleyle ilgili. Siz muhtarsınız. Sizin muhtarlık yaptığınız mahalleyle ilgili belediye meclisi bir karar alıyor. Ama sizin hiç haberiniz olmuyor. Niye haberiniz olmuyor? Karar alıyorsa, ben bu mahallenin muhtarıysam ve bu mahalleyle ilgili bir karar alınıyorsa belediye meclisinde, benim bilmem lazım. Yanlış mıdır, doğru mudur bana sormaları lazım. Benim o belediye meclisi toplantısına katılmam lazım. Orada oy kullanmam lazım. Hatta söz sahibi olmam lazım. O alınan karar mahallenin lehine mi aleyhine mi? Kim en iyi bilir? Muhtar bilir. Muhtarı kim seçti? Mahalle sakinleri seçti. Dolayısıyla eğer böyle bir karar alınacaksa, yasal olarak yani kanuni olarak muhtarın kendi mahallesiyle ilgili bir karar alınacak, bir olay görüşülecekse, muhtar o belediye meclisi toplantısına katılacak, söz ve karar sahibi olacak. Kürsüye çıkacak. Alınan karar diyecek ki çok güzel, çok iyi bir karar. Muhtar olarak biz de destekliyoruz. Eyvallah. Veya diyecek ki alınan bu karar yanlış. Neden? Şu, 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 şu gerekçelerle yanlış. Biz buna katılmıyoruz diyecek. Bu ne olur? Ne anlama geliyor bu? Şu anlama geliyor. Muhtar seçildiği mahallenin bütün ayrıntılarına ve bütün sorunlarına sahip olan en önemli kişidir. Eğer mahalle ile ilgili bir karar alınıyorsa o karar alınırken muhtarın görüşünün alınması zorunludur. Bu ne demektir aynı zamanda? Aynı zamanda güçlü bir demokrasi kültürü demektir. Çünkü mahallenin sakini belediye başkanına kolay ulaşamaz. Ama muhtarın kapısı açıktır, her zaman gider. Muhtarın kapısını dövmeye bile gerek duymaz. Muhtarım geldim, bu ne rezalettir? Muhtar da diyecek ki vallahi hiç haberim yok. Belediye meclisinin aldığı bir karar. O zaman vatandaşın kafasında şu soru çıkar. Ya biz muhtarı boşuna mı seçiyoruz?
muhtarı boşuna seçmemek ve muhtarın mahallesinin bütün sorunlarına çözüm üreten, bu sorunları ilgili makamlara yansıtan kişi olarak görmesi lazım vatandaşın. O zaman ne olur? Demokrasi güçlenir. Başka bir şey değil. Muhtarlık kurumu güçlenecek, demokrasi güçlenmiş olacak. Başka bir şey daha. Sizin eminim çok sayıda var mıdır yok mudur bilmiyorum. Gittiğim pek çok yerde muhtarlar anlatırlar. Efendim icra dosyalarında gelir, bunu tebliğ edin der vatandaşa. İcra işlerini tebliğ edin. Tebliğ ederken işinizi gücünüzü bırakırsınız, kapı kapı dolaşırsınız. İşte gelen şeyleri tebliğ edersiniz. Yazıları. Size bir bedel ödeniyor mu? Ödenmiyor. Niye bir bedel ödenmiyor size? Anayasada ne diyor? Angarya yasaktır. Angarya yasak ne anlama geliyor? Bedava çalıştırmak, adam çalıştırmak yasaktır. Sizin tebliğ gibi bir göreviniz varsa bedelinin ödenmesi lazım. Sizin yaptığınız işi PTT müdürü ya da PTT'de çalışan yaparken para alıyor mu? Aylık alıyor. Size niye belli bir ücret ödenmiyor? Ödenmesi lazım. Başka bir şey daha. Sadece bu değil. Her muhtarlığın ayrı bir bütçesinin olması lazım. Muhtarlığın bütçesinin olması lazım. Diyeceksiniz ki ya Kılıçdaroğlu sen de amma da söyledin kardeşim. Muhtarlığın bütçesi mi olur? Olur arkadaşlar. Olur, niye olmasın? Sizin bulunduğunuz mahallede vatandaşlar emlak vergisi ödemiyor mu? Ödüyor. Kim alıyor parayı? Belediye alıyor. Peki emlak vergisinin %1'i o mahallede oturan ve emlak vergisini ödeyen kişiler %1'ini muhtarlık bütçesi olarak ayırsalar ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama muhtarlık bütçesi demek aynı zamanda o bütçenin harcanırken denetlenmesi anlamına da gelir. Muhtar o parayı harcarken yasanın öngördüğü çerçevede doğru harcadı mı harcamadı mı? Onun da denetlenmesi arkadan gelir. Dolayısıyla kaynak var. Kaynakları adil bölüşeceğiz. Adaletle bölüşeceğiz. Neden muhtarlığın bütçesi olsun diyorum? Şunun için değerli arkadaşlarım. Diyelim ki ihtiyaç sahibi yoksul bir ailenin çocuğu İstanbul'da üniversiteyi kazandı. Kaydını yaptıracak yol parası bulamıyor. En rahat kime ulaşır? En rahat muhtara ulaşır. En rahat gelir muhtara. Ya çocuğum, kızım, evladım sınavı kazandı gidecek ama yol param yok. Bana yol parası verir misin veya bulur musun? Bütçeniz olsa hemen verirsiniz. Gitsin. Yol, hem gidiş dönüş bileti. Madem sen gittin üniversiteyi kazandın sana bu imkanı sağlayacağız. Mümkün mü? Mümkün. Doğru mu? Doğru. Belediye başkanına ulaşması zordur. Valiye ulaşması zordur. Milletvekiline ulaşması zordur. Sıradan bir vatandaşın. Ama muhtara en rahat ulaşabileceği kişidir. Gider muhtarı bulur ve derdini anlatır muhtara. Muhtar da der ki devlet bize bir bütçe verdi. Zaten harcamamız var. Sen de ihtiyaç sahibiysen kardeşim otobüs parasını veriyorum. Gidiş dönüş gideceksin. Kaydını yaptıracaksın. Geleceksin. Veya mahallede en fakir aile kimdir? Bunu en iyi kim bilir? Mahallenin muhtarı bilir. Sosyal yardımlar dağıtılırken niye mahallenin muhtarından hiç görüş alınmaz? Niye denmez ki mahallenin muhtarına ya arkadaş şu sosyal yardımları verelim de şu sosyal yardımları sen dağıt. Muhtarın bir parti kimliği var mı? Yok. Seçime girerken bir parti kimliği mi seçime giriyor? Hayır, yok. Mahallenin fakirini zenginini en iyi kim bilir? Muhtar bilir. O zaman sosyal yardımlar kimin aracılığıyla dağıtılmalı? Muhtarlara aracılığıyla dağıtılmalı. Bunu söylerken yanlış bir şey mi söylüyoruz? Hayır. Doğru bir şey mi söylüyoruz? Evet, doğruyu söylüyoruz. Bakın bir örnek anlatayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir hocamız Türkiye'de yoksulluk araştırması yapmak ister. Dünya Bankası'ndan kredi almıştır. Türkiye'de bir yoksulluk araştırması yapacak. İyi de hoca Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lojmanlarda oturuyor. Ankara'da. Yoksul kim? Bilmiyor. Bir arkadaşı diyor ki yoksulu mu öğrenmek istiyorsun? Ya mahallenin bakkalına gideceksin ya da mahallenin muhtarına gideceksin.
Bunlar kim fakirdir, kim zengindir, hepsinin durumunu bilirler. Seni götürürler, ilgili kişilerle görüştürürler. Ve yoksulluk araştırmasını muhtarların verdiği destekle tamamlamış oluyor. Doğru mu? Doğru. Peki muhtarlara böyle bir fonksiyonu biz demokrasi adına verdik mi? Vermedik. Vermedik. Vermeli miyiz? Evet, vermeliyiz. Kim verecek? Biz vereceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Muhtarlık kurumunu Türkiye'nin en saygın kurumlarından biri haline getireceğiz. Muhtarları çok sevdiğimiz için mi? Hayır arkadaşlar, hepimiz bugün varız, yarın yokuz. Ama önemli olan bu ülkede siz gidersiniz, yeni muhtarlar gelir, onlar gider, yeni muhtarlar gelir. Ama demokrasi ve bu ülkenin bekası için bizim bunu yapmamız lazım. Bunu yapacağız. Bu konuda herkesin emin olmasını isterim değerli arkadaşlarım. Başka bir şey daha. Bulunduğunuz yerde, yani görev yaptığınız yerde, çoğu zaman bina size ait bir bina değildir. Köylerde vardır bir yerde, şehirlerde bir yerde kiralıktır. Bazen böyle küçük barakalar olur, o barakalarda muhtarlık yapılır vesaire. Niye sizin mütevazi, güzel bir binanız yoktur? Herkes görmeli ki bu bina muhtarlık binasıdır. Bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Biz yapıyoruz mesela. İstanbul'da pek çok belediye başkanımız muhtarlar için özel tek tip güzel yerler yaptı. Bir girişi var. Vatandaş geldiği zaman oturacak yeri var. Bir görevli var orada. Muhtar dışında belediyeden alınmış bir görevli var. Belediye başkanının tahsis ettiği bir görevli var. Muhtarın oturacağı bir makamı var. Vatandaş gelince önce görevliyle muhatap oluyor. Sonra muhtarla muhatap oluyor. İşi varsa hallediyor. Ayrılıp gidiyor. Ama bunun bir belediye tarafından değil, bunun bir devlet politikası olarak ele alınması lazım ve yapılması lazım. Muhtarlık içinde belli bir yer olmalı, belli bir makam olmalı, güzel bir yeri olmalı. O muhtar kazanır gider, bir başka muhtar gelir, efendim kaybeder gider, birisi kazanır gelir. Dolayısıyla bir makamı olur kişinin. Herkes bilir ki burası muhtarlara ait bir yerdir. Ayrıca ben şunu da söyledim. Muhtarlara mutlaka bir kişi tahsis edilmeli. Bir kişi. Bunun üzerine kıyameti kopardılar. Önce Sayın Bahçeli, sonra Sayın Erdoğan, vay efendim sen muhtarlara bir de birer özel kalem müdürü mü tayin edeceksin? Tayin edeceğim, ne var yani? Tayin edeceğim, vereceğim. Muhtarların da birer yardımcısı olsun kardeşim. Bürokratik işini muhtar yapsın. Muhtarın arkadaşı yapsın. Arkadaş olacak, birlikte yapacaklar. 10 milyon işsizimiz var ya, 10 milyon işsiz. Siz dükkanı kapatıp, yani muhtarlığı kapatıp gittiğiniz zaman orada kimse yok. Niye kimse yok? Oranın açık olması lazım değil mi? Açık olması lazım. Bir de size aylık değil ödenek veriyorlar. Buyurun, izne ayrıldığınız zaman görüyorsunuz ödeneğiniz kesiliyor. Niye size ödenek veriyorlar? Belediye başkanına ödenek mi veriyorlar? Hayır, maaş veriyorlar. Milletvekiline ödenek mi veriyorlar? Hayır, maaş veriyorlar. Bakana ödenek mi veriyorlar? Hayır, maaş veriyorlar. Cumhurbaşkanına ödenek mi veriyor? Hayır, maaş veriyorlar. İzni ayrıldığı zaman kesiliyor mu? Hayır efendim, kesilmiyor. Peki aynı yerde seçilen, aynı sandıkta seçilen muhtara niye ödenek veriyorlar da maaş vermiyorlar? Niye vermiyorlar? Yani muhtar ikinci sınıf vatandaş mı? Hayır, birinci sınıf vatandaş. Belediye başkanını seçen vatandaş muhtarını da seçiyor mu? Muhtarını da seçiyor. Milletvekilini seçen vatandaş muhtarını seçiyor mu? Muhtarını da seçiyor. Peki bu çifte standart nedir? Bunu da kaldıracağız. Allah'ın izniyle Millet İttifakı iktidarında bunların tamamını düzelteceğiz. Tamamını. Muhtarlık kurumunu göreceksiniz. Güçlü bir muhtarlık kurumu olacak. Değerli arkadaşlarım, bir konuya daha kısaca değinip sözlerimi bitireyim. Son günlerde bir cumhurbaşkanlığı tartışması oluyor. Efendim Ali mi olsun, efendim Veli mi olsun, böyle bir anketler, şunlar bunlar geziyor ortalıkta. Önce
ülkesini seven her vatandaşın elini vicdanına koyup şunu düşünmesi lazım. Bu memlekete nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı? Asıl sorumuz bu olmalı. Nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı? Öyle bir cumhurbaşkanı olmalı ki 83 milyonu kucaklamalı. 83 milyonu kucaklamalı. Efendim sen doğuda, sen batıda yaşadın, sen şöylesin, sen böylesin. Hayır efendim. Bu memlekette yaşıyorsa, bayrağıyla, vatanıyla hiçbir sorunu yoksa 83 milyonu kucaklamalı. Ne olmalı? Cumhurun başkanı olmalı. Yani tarafsız olmalı. Yani bir partinin genel başkanı değil. Bütün vatandaşları kucaklamalı. Bütün vatandaşlarına cumhurbaşkanı olarak düşüncelerini yeri zamanı gelince açıklamalı. Ve cumhurbaşkanı seçilecek kişinin günün 24 saati konuşma yapması doğru değil. Cumhurbaşkanı çok önemli günlerde, çok önemli zamanlarda açıklamalar yapar ve bütün vatandaşlar da cumhurbaşkanını büyük bir dikkatle dinlerler. Bakalım ne söylüyor diye. Yani klasik deyimle cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz. Önemli işlerde konuşur. İşin özeti budur. Cumhurbaşkanı kendisi ve ailesiyle birlikte, topluma örnek olmalı. Yaşayışı örnek olmalı. Herkes bilmeli ki seçtiğimiz cumhurbaşkanı mütevazi bir adamdır. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı dürüst bir adamdır. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla birilerinin tehdidine maruz kalamaz. Seçtiğimiz cumhurbaşkanı ahlaklı bir cumhurbaşkanıdır. Seçtiğimiz bir cumhurbaşkanı vatandaşıyla muhatap olurken alçak gönüllüdür. Cumhurbaşkanı böyle olması lazım. Yani eğer bir cumhurbaşkanı arıyorsak niteliklerini önce kafamızda oluşturmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı sevecen bir insan olmak zorundadır. Cumhurbaşkanı aynı zamanda adaletli olmak zorundadır. Adaletin yanında durmak zorundadır. O zaman diyeceğiz ki evet bizim seçtiğimiz cumhurbaşkanı adaletli bir cumhurbaşkanıdır. Ahlaklı bir cumhurbaşkanıdır. Kendisi ailesiyle beraber topluma örnek, yaşayışıyla örnek olan bir cumhurbaşkanıdır. Bizim seçtiğimiz cumhurbaşkanı aynı zamanda onurlu ve başı dik gezen bir cumhurbaşkanı olmak zorundadır. Onurlu ve başı dik gezen. Yani birilerinin önünde eğilmeyen, birileri tarafından tehdit edilmeyen, tehdit edildiği zaman da gerekirse meydan okuyan, araştırmazsanız namertsiniz diyebilecek niteliklere sahip olan bir cumhurbaşkanı olması lazım. Ve cumhurbaşkanının vatandaşın kimliği, vatandaşın inancı, vatandaşın yaşam tarzına müdahale etmemesi lazım. Her vatandaşı kucaklaması lazım. Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Zengin bir ülkeyiz. Kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Çünkü kimse anne babasını seçme hakkına sahip değil. İnanç üzerinden siyaset yapılmaz. Çünkü Allah'la kulun arasına kimsenin girmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Kimsenin yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmaz. Herkesin başımızın üstünde yeri vardır diyecek bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var. Böyle olması lazım. Biz ne üzerinden siyaset yapıyoruz? Burada bir parantez açayım. Biz sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. Muhtarlık bir sosyal kimliktir. Muhtarın derdini anlatırsan A partili, B partili, C partili muhtarın sorunu çözeceksin. Sosyal kimliktir. İşsizlik bir sosyal kimliktir. İşsiz dediğinizde her partiden işsiz var. Ama sorununu çözeceksin. Apartman görevlisi bir sosyal kimliktir. Apartman görevlilerinin derdini oturursun çözersin. A partili olmuş, B partili olmuş hiç önemli değil. Bu ülkede yaşıyorsa ve sorun yaşıyorsa o sorununu çözeceksin. Esnaf bir sosyal kimliktir. Sanayici bir sosyal kimliktir. Dolayısıyla siyaseti sosyal kimlikler üzerinden yapmak lazım.
Sosyal kimlikleri üzerinden siyaset yaparsanız vatandaşın sorununu çözmüş olursunuz. Çiftçiler bir sosyal kimliktir. Her partiden çiftçi var mı? Var. Her görüşten çiftçi var mı? Var. Hepsi aynı sorunu yaşıyor mu? Yaşıyor. Çözeceksen bizim partinin işini çözelim, diğerini çözmeyelim. O da bizim vatandaş değil mi? Hayır. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Her toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. Ve dokunup önce onların sorunlarını kendilerinden dinliyoruz. Sonra sorunlarına çözüm üretiyoruz. Ha, bize oy verir vermez o ayrı bir şey. Ama en azından bütün vatandaşlara eşit mesafede oluyoruz ve onların sorunlarını çözmek için çaba harcıyoruz. Parantezi burada kapatayım. Gelelim başka bir şeye. Gene bizim ana konumuza gelelim. Cumhurbaşkanının sivil vesayeti kaldırması lazım. Yargı üzerindeki sivil vesayeti. Cumhurbaşkanının aynı zamanda var olan hukuk sistemimizdeki darbe hukukunun kalıntılarını temizlemeyi söz vermesi lazım bu millete. Eğer bunlar olmazsa Türkiye demokrasisinde ciddi yaralar var ve o kapanmaz. Bunu kapatmamız lazım. Şu örneği vereyim ben size. Japonya'da demokrasi var değil mi? Evet. Kanada'da var, evet. Güney Kore'de var, evet. Avrupa Birliği, evet. Peki bizde niye demokrasi yok? Demokrasinin bütün kuralları bizde niye işlemiyor? Biz birinci sınıf demokrasiyi mi hak ediyoruz, üçüncü sınıf demokrasiyi mi hak ediyoruz? Cumhurbaşkanının birinci sınıf demokrasiyi hedeflemesi lazım. Benim insanım, benim vatandaşım birinci sınıf demokrasiyi hak ediyor demesi lazım. Ve bunun mücadelesini yapması lazım. Parlamentonun üzerindeki vesayeti sonlandırması lazım. Ne demek parlamentonun üzerindeki vesayet? Onu da anlatayım size. Milletvekili seçiyorsunuz. Allah aşkına siz gerçekten milletvekili seçiyor musunuz? Seçmiyorsunuz. Sizin önünüze bir liste geliyor. Listenin altına mühür basıyorsunuz. Peki demokrasilerde olması gereken nedir? Olması gereken milletin vekilini millet seçer. Milletin vekilini millet seçerse orada demokrasi olur. Milletin vekilini millet değil de ben seçeceğim. Bir başkası seçecek. Önünüze listeyi koyacağız. Beyler bunun altına mühür basın. Siz milletvekili seçtiniz. Siz liste seçiyorsunuz. Milletvekili seçmiyorsunuz. O zaman ne oluyor bunun meclisteki yansımaları? Şöyle oluyor. Seçilen milletvekili vesayetin altında kalıyor. Ya bu kanun vatandaşın aleyhine. Ben buna hayır oyu vereceğim. Veremez. Çünkü verirse bir daha milletvekili listesinde yer almayabilir. O zaman ne oluyor? Parlamento vesayet altında oluyor. O parlamento. Yani bizim parlamentomuz. Yani Gazi Meclisimiz Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisini 3 ay süreyle veriyor. 3 ay süreyle. O güçlü parlamento. Yeni bir devleti inşa eden parlamento. Şimdi bu parlamento 19 Mayıs hareketlerinin yapıldığı yere döndü. Efendim meclisten yukarıdan talimat geldi, buna evet oyu verilecek. Bir bakıyorsunuz, okunuyor. AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün milletvekili hep beraber el kaldırıyorlar. El indirin, hep beraber el indiriyorlar. Peki el kaldırdıkları maddenin ne olduğunu biliyorlar mı? Hiç bilmiyorlar. Bilmelerine gerek de yok. Çünkü yukarıda talimat geldi. Böyle bir meclis olur mu? Hani bu mecliste kanunlar tartışılacaktı? Hani doğruları yapılacaktı? Bakın Avrupa'dan ne kadar plastik madde varsa tamamı Türkiye'ye çöpler Türkiye'ye ithal ediliyor. Ya bir süre önce yasakladılar. Yasak dediler. Aradan daha mürekkebi kurumadı. Attıkları imzanın mürekkebi kurumadı. Şimdi serbest diyorlar. Ya devlet böyle yönetilir mi Allah aşkına ya? Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Ya doğrudur ya yanlıştır ya. Bir şey hem doğru hem yanlış olamaz. Dolayısıyla bizim bu konuda da
dikkatli olmamız lazım. Cumhurbaşkanı adayının ahlaklı olması lazım. Parlamentonun ahlaklı insanların mekanı olması lazım. Parlamentoda ihale takipçisi, adam kayırmacı, rüşvetçi, milletvekilinin yeri yoktur ve olmamalıdır da zaten. Şöyle bir tabloyla hiç karşılaştınız mı Cumhuriyet tarihinde? İçişleri Bakanı çıkıp diyecek ki, efendim bir siyasetçiye her ay 10.000 dolar para veriliyordu. Kim bu siyasetçi? Bunu söyleyen kim? Bu devletin İçişleri Bakanı. Emniyet istihbarat ona bağlı. Jandarma istihbarat ona bağlı. Ve diyor ki bir siyasetçi her ay 10.000 dolar para alıyor. Yani rüşvet alıyor Türkçesi. Saraydan cevap var mı? Tık yok. Mecliste tık yok. Kim bunu bilecek? İçişleri Bakanı, ondan da tık yok. Kim bu adam? Siyasetçi. Ahlaksız bir siyasetçi. Her ay 10.000 dolar rüşvet alan siyasetçi. Ya bunların mecliste yeri var mı? Ne olması lazım? Siyasi ahlak kanunu çıkması lazım. Ahlaklı insanların meclise gelmesi lazım. Düzgün insanların gelmesi lazım ki milletin hakkını ve hukukunu savunabilsin. Bunlar olmadığı takdirde yürümez. Değerli arkadaşlarım, bir soru sorduk. Edirne il başkanımız da astı. 128 milyar dolar nerede diye. Şimdi muhtar kardeşlerim, elinizi vicdanınıza koyun ve bir an için düşünün. Bu ülkede 83 milyonun hakkı 128 milyar dolardır. Merkez Bankası'nın kasasındadır. Yani bizim kefen paramızdır bir anlamda. Türkiye'nin itibarı oradadır. Rezervi oradadır. 128 milyar dolar gitti. Sorduk, 128 milyar dolar nerede? O kadar. Yasak getirdiler ya. Ya akıl alacak şey mi bu? Bakın sizler muhtarsınız. Muhtarlıktan öte bulunduğunuz mahallenin, köyün kanaat önderisiniz. Vatandaş bir dertle karşılaştığında ilk gelir sizin kapınızı çalar. Böyle bir derdimiz var. Nasıl yapalım muhtar? Nasıl çözelim biz bu sorunu? Bize bir yardımcı olabilir misiniz diye. Bir tanıdığınız var mı bize akıl fikir verecek diye. Kanaat önderi olmanın kendi içinde ayrı bir sorumluluğu var. Kime karşı? Köye, mahalleye karşı bir sorumluluğu var. Çünkü vatandaş size başvuruyor ve siz de düşüncelerinizi açıklayacaksınız. Kanaat önderi olmak kolay değil ama kanaat önderi olmanın getirdiği özel bir sorumluluk var. Yarın seçimler olacak. Her ne kadar efendim şöyle böyle tarih veriyorlar işte 2023 vesaire ne derlerse desinler. Yani sonuçta bu sandık gelecek. Ve Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapması lazım. Ahlaklı bir başlangıç. Adaletli bir başlangıç yapması lazım. Bu ülkede ben çöp konteynerlarından beslenen milyonları görmek istemiyorum. Bu ülkede ben yatağa aşk giren yüz binlerce çocuğu görmek istemiyorum. Sizler de görmek istemiyorsunuz. Zengin bir ülkeyiz. Fakir değiliz, onun altını çizeyim. Zengin bir ülkeyiz. Her türlü imkanımız var. Ama kaynaklar doğru ve yerinde kullanılmıyor. Hepsini çözeceğiz. Bundan kesinlikle emin olmanızı isterim. Öyle 20 yılda çözeriz falan filan değil. 6 ayda bu memlekette herkes rahat bir nefes alacak. 6 ayda. 6 ayda herkes rahat bir nefes alacak. 5 yıl içinde Türkiye bölgesinin yıldızı olacak. 5 yıl içinde. Doğu Akdeniz'de çıkan karbon yatakları Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Ve bizim üniversitelerimiz gerçek anlamda üniversite olacak. İşsizlikle mücadele etmek en büyük temel sorunumuz olacak. Ya köylerde genç kalmadı ya. Büyük şehirlerin varoşlarına gidiyorlar. Dolayısıyla
benim sorumluluğum var, ben bunun bilincindeyim. Ama tek tek her birinizin de sorumluluğu var. Efendim, hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Umarım keyifli bir toplantı gerçekleştirdik. Edirne'de sizlerle beraber olmak, hele Kırklar güreşlerinin yapıldığı bir süreçte bugün sonuçlanacak birlikte olmak benim için ayrıca büyük bir keyif. Hepinize tekrar en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim izin verirseniz Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı ve yönetim kurulu üyeleri adına günün anısına size bir plaket takdim edecek. Sayın Tasmalı'yı buraya davet ediyoruz efendim. Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı ve yönetim kurulu üyeleri adına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarımıza verdiği destek